Ben de duydum. Dedim, yani bakan amcanın teşkilatı benim ya. Burada. Ben duymam yetmiyor mu dedim. O yüzden halk ilişkiler çok önemli. Biz bunu lütfen ihmal etmeyelim. Gecemizi günümüze katalım. Yani ilçelerde de hani gerekirse bazen şu yapılabilir başkanım. Hanımlar olsun, erkekler olsun buradan çıkıp diyelim ki Banaz'a gidip bir halk taraması gibi, bir esnaf taraması gibi birer tane çiçekler bakan vakfı olarak size hayırlı işler diliyoruz. Evet. Kolay gelsin. İşlerinizde Rabbim başarı ihsan etsin. Ben ihsan etsin diye. Hiçbir tartışmaya varmadan, sıkıntı oluşturmadan sadece bir selam, bir hürmet, bir belki genel merkez olarak bastırdığımız broşür vardır muhtemelen sizde. Yoksa gönderelim. Bu halk ilişkiler çalışmalarını yapalım başkanım. Yani bizi Sağır Sultan dahi herkes duysun. Bizi tanısın. Çünkü bizden başka, milli görüşün gerçek sahiplerinden başka bu ülkeyi idare edecek kimsenin kalmadığını bilsinler. Bu bizim görevimiz olacak. Bunu da erkeğiyle, kadınıyla, Allah razı olsun hanımlar zaten burada aktif, daha aktifleşerek, yani sesimizin duymadığı, elimizin kapı tokmağına vurmadığı hiçbir yer kalmasın inşallah. Bunu istiyoruz, bunu arz ediyoruz. Çünkü ülkede toprak altımızdan kayıyor. Dost dediklerimiz veya yöneticilerimizin dost dediğinin tamamı şu anda düşman oldu. İşte şu anda yaptığımız savaş da bunun maalesef en büyük göstergesidir. Çünkü bizim bizden başka Müslümanın Müslümandan başka dostu olmadığını herkes gördü ve görecektir de. 1992 yılında hatırlayın Erbakan hocam şöyle demişti meclis kürsüsünden, şimdi sosyal medyada dönüyor biliyorsunuz. Demişti ki hocam ileride Saddam devrilecek, Saddam'ın elindeki büyük silahlar yerel güçlerin eline geçecek. Yerel güçler marifetiyle burada bir Kürdistan devleti kurulacak. Kürdistan devleti de gelecek, Türkiye'den toprak isteyecek demiş idi. Evet, aynen öyle. Şu anda hocamın dediği aynen çıktı. Bunların çocukları, İmam Hatip'ten çocuklarınızı alırsanız, bunların okullarına verirseniz, Siyonizme asker yetiştirirsiniz demişti, aynen çıktı. Bir gün konu Suriye olursa sıra Türkiye demişti. Evet. Şu anda aynen çıktı. Bak Afganistan, arkasından Pakistan, arkasından Irak, arkasından İran, Suriye ve Türkiye diyordu. Şu anda çıktı. Bak İran'da geçen ayda bir deneme yaptılar. Demek ki biz ittaku ferasetil müminin, müminin ferasetinden korkun hadisi gereği Müslümanca bakış sergileyeceğiz. Ve Müslümanın Müslümandan başka dost olmadığını, küfrün de tek millet olduğunun farkında olacağız. Bu farkındalığı oluşturmak için de Erbakan Vakfı olarak çalmadığımız kapı, gitmediğimiz insan, ulaşmadığımız esnaf, ulaşmadığımız genç kardeşimiz kalmayacak maalesef. Aksi takdirde vebaldeyiz. Aksi takdirde arkamızdan Fatiha okuyacak nesil kalmayacak. Arkamızdan bizi biz yapan değerlerimiz kalmayacak. Biz böyle inanıyoruz, böyle düşünüyoruz. Bu yüzden de vakfımızın önemi gün geçtikçe artıyor. Vakfımız artık sadece diğer vakıflar gibi 3-5 poşet gıda dağıtan, hayır hasenat dağıtan, burs dağıtan vakıf yerine bu ülkede söz sahibi olmak isteyen, bu ülkeyi yönetecek insanları yetiştiren birer müessese olduğunu göstereceğiz. Yani işte bir yere gidiyorsunuz ya siz vakıf değil misiniz? Kardeşim Erbakan Vakfı, Erbakan hocamız ne yaptıysa onu yapmak için yola çıkmış bir vakıftır. Erbakan hocamız sadece siyaset yapmadı. Aynı zamanda önce ahlak ve maneviyat diye yola çıktı ve hocamız elhamdülillah bugün en çok ihtiyaç duyduğumuz maneviyatı ta 1968'li yıllarda gündeme getirdi. Ve bugün 1968'li yıllar kadar daha fazla ihtiyacımız var. Daha fazla önce ahlak ve maneviyat diyerek neslimizi yetiştirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Öyle bir dönemdeyiz. Bu yüzden de biz gece gündüz demeyeceğiz. Aç susuz demeyeceğiz. Zengin fakir demeyeceğiz. Kadınımız da erkeğimiz de bütün teşkilatımızda, ilçelerimizde seferber olacağız ve bu ülkenin kötü gidişatına, sıkıntılı gidişatına, ekonomik sıkıntısına çare olacağız. Her konuda bizim söyleyecek sözümüz olacağını bütün kardeşlerimiz bilmeli. Erbakan Vakfı'nın her konuda söyleyeceği sözü var, her doğruyu alkışlayacağı eli var ama
her yanlışın önüne de fren olacak gücü var, imkanı var. Biz bunu kendimize bu şekilde güveneceğiz. Bu yüzdendir ki şu anda Türkiye genelinde bugün 10-12 yerde il divanımız var. Dün 10-12 ilde il divanımız vardı. Bundan sonra her iki ayda bir Türkiye'yi karış karış gezeceğiz genel başkan yardımcıları olarak. Ve sonuç itibariyle de inşallah Erbakan Vakfımızın faaliyetlerini genel merkez vasıtasıyla illere, ilçelere inşallah önümüzdeki dönemde de bir sonraki aşamada beldeler, daha sonra köylere yayacağız ve bu ülkenin kurtuluşuna vesile olabilecek hizmetleri aktaracağız ve biz öldüğümüz zaman da arkamızdan Fatiha okuyacak nesiller yetiştirmek için gayret edeceğiz, gayretli olacağız, mücadele edeceğiz. İşte bu hayırlı hareketin tamamına biz cihat diyoruz. Bu cihat hareketine de basın vasıtasıyla bütün Uşaklı kardeşlerimizi davet ediyoruz. O kardeşlerimiz de diyoruz ki siz gelin. Eğer varsa bu memleket için bir hayrınız, varsa bu memleketin için bir düşünceniz, varsa bu memleket için bir enerjiniz, bu memleketin hayrına kullanın, Erbakan Vakfı'na buyurun ve birlikte mücadele edelim diyorum. Teşekkür ediyorum kardeşim. Allah'a emanet olun.